Merhaba, yeşil görünüyoruz. Full çekiyor. 5 kere reset attım modeme. Drop drop drop. Aman komşular. Şimdi bu haftanın abisi çok güzel bir abi. Çünkü beni hiç yormadı. Çünkü hakkında çok bir şey bulamıyorum. Bu haftanın abisi yaşayan bir abi. Bizimle nereden baksan yaşıt. Bizimle dediğim benim yaşlarımla. Yani benden 10 yaş falan, 12-13 yaş falan büyük. Böyle efendim şu şeymiş, böyleymiş, şöyle olmuş, böyle olmuş diye bir sürü bilgimiz yok. Sadece doğum yılı var ve yaptığı resimler var. Ki zaten artık bir adliyeden sonra biz de resimlerle ilgilendiğimiz için gıybet yapacak hiçbir şeyini bulamadım yani. Açık açık bunu söyleyeyim. Dolandırarak söylemeye çalıştığım şey. Gıybetini yapacağımız bir şey bulamadım. Bu abi Jeremy Lipkin diye bir abi. Lipkin. Amerikan bir abi. Bakın 5 dakikada hemen anlatıyorum size. Amerikan, Kaliforniya doğumlu. Anasını, babasını, kardeşini bilmiyorum. Ama ve lakin hemen drop olmadan size şey yapabilirim. Kendi internet sitesi olan, Instagram sayfası olan bir ustamız. Hani bayağıdır böyle bir ustayla beraber olmuyorduk farkındaysanız. Anasını bilmezsek ne anlamı var mesela? Niye yapıyoruz ki bu programı, değil mi? Kendisinin şöyle bir sayfası var. Jeremy Lipkin diye. Buradan koleksiyonlarına bakıp buradan satın alabiliyorsunuz kendisinin artlarından. Kaça kaç yapmış, nasıl yapmış falan diye. Mesela collection birine tıklıyorsunuz. Hayret açıldı. Bayağıdır böyle sayfalarım açılmıyor benim. Böyle aşağı doğru iniyorsunuz, bakıyorsunuz bunlar ne. Mesela şuna bakıyorsunuz, diyor ki 40'a 24, o yıl 10 kanvasa yaptım ve satıldı. Yok yani bu kadar. Böyle resmini büyütüp küçültüp bakabiliyorsunuz. Şöyle aşağı inebiliyorsunuz. Bu abi gerçekçi ressam diye geçiyor. Realistik diye geçiyor. Ama yani realistik, böyle hiper realistik falan dediğimiz türün aslında tam da böyle şey tartışmasını yapacağız yani bu yayında. Realistik resim nedir, nasıldır, neden eleştirilir? Fotoğraf makinesi olsaydı, yani fotoğraf makinesiyle çeksene, niye yapıyorsun resmini? Kafası var ya bizde artık genel olarak bu yüzyılımızın çağımızın vebası dediğimiz bir sanat eleştirmenliği cümlesi. Herkesin dilinde pelesenk. Ne kadar bilindik söylenen klasik şey kelime varsa hepsini birleştirip cümle kurdum. Ama bakınız ki şimdi realistik diyoruz da ben bu adamın resimlerinde böyle fotoğrafını çekerim daha iyi gibi bir şey görmüyorum. Bu adamın resimlerinde gerçekten başka bir realistik şey görüyorum. Yani realistikten kastım kimin realisti, kimin reali hocam, hangi gerçeklik? Şimdi bir yandan onu da düşünmemiz gerekiyor ya, bir sürü gerçeklikten bahsediyoruz. Adamın gerçekliği, ya ben fotoğraf makinesiyle bunu yakalayabilirim belki. Okey, uzun pozlamalar, bilmem neler, teknik bir şeyler falan ama sanki burada böyle adamdan bir şeyler görebiliyorum, anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama. Adam kendini katmış yani. Fotoğraf makinesinin o mekanikliğinden bir tık başka bir şey var burada. Süper ultra realist. Süper ultra realistler neymiş? Bunlar daha iyi, aynı gibi olanlar. Portrefa. Ya işte şimdi şey eleştirilerin en başında şey geliyor ya, bu zaten hani eskiden şey realistik olmasının sebebi, realistik yapmaya çalışmalarının sebebi zaten fotoğraf görevi görmesinden ötürüydü falan diyorlar ya. Ki ona rağmen ben o John Van Eyck abimizin portrelerinde falan bile, yani bir fotoğraf değil onlar, bir fotoğraf gibi değil. Ne kadar hiper süper realistik tarz dedikleri şeyden olsa bile başka bir şey yani. Hani anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Işığı doğru görmeleri, onları yani doğru dediğim bizim gördüğümüz şekilde görmeleri diyeyim. Çünkü çok her yere çekilebilen cümleler kurulacak bu tartışmada. Yani çünkü adam baktığı şeyi hani gördüğü gibi yansıtmaya çalıştığında onun gördüğü gerçekliği mi
yansıtıyor. Yani aslında benim gördüğüm gerçekle onun gördüğü gerçek ne kadar yakınsa o kadar mı hiperrealistik mesela? Anlatabiliyor muyum? Realistik denilen şeyin ne olduğuna dair kafam karışık yani. Bakınız. Brushwork'leri böyle değişik. Her seferinde farklı bir şey mi denemiş yoksa başka bir şey mi bilemiyorum ama ışığı beni çok etkiliyor. Genel olarak zaten nokta atışı ışıklar. Mesela şey hani bir tane adam atmıştım ben Discord'a. Böyle sadece kare kare gibi şeyler yapıyordu böyle pıtı 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 pıtı. Böyle baktığında küçük telefondan baktığında falan resim fotoğraf sanıyorsun. Bir YouTube baktığında saçma sapan karma karışık bir şey. Pixel art gibi bir şey neredeyse. Piksele saçma sapan karma karışık mı dendi? Yok anlatabildim mi dedim öyle demek istemedim. Öyle değil. Hayır, öyle demek istemedim. Kıpkırmızı yayın kalitemiz şu an. Vay anam babam, vay anam babam. Ataş bastı. Yine ataş bastı beni. Şey ya, dediğim gibi biz bir gün yayın açalım, şey yapalım. Yayın kalitesi izleyelim sadece. Yeşil, sarı, kırmızı, hop yeşil, hop sarı falan. Bunu da geçsin bütün yayın yani. Özel olarak Superbox yayını. Vay monokrom ya. Dur tamam. Şimdi ben hazır şeyken, yeşilken buralar, yeşillenmişken. Jeremy Lepkin'den bahsediyordum arkadaşlar. Burada olmayanlar için biraz önce ya da var olup da düşenler için. Şimdi Jeremy Lepkin abimiz genç biraz. Gençten bir abi. Bizimle yaşıt dedim. Ya bizimle yaşıt dediğim yani bizim dönemimizde hala yaşayan bir artçımız, sanatçımız kendisi. Ben bir yandan birazcık bır 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 konuşurken resim yapayım diyecektim ama şöyle resimlerine bakıp bir şeyler geveledik. Gerçekçilikten bahsettik. Gerçekçilik sizce nedir? Nasıl bir sanat biçimidir? Görüşlerinizi yazın bakalım. Bir fotoğraf varken neden gerçekçi resimler yapılır diye eleştiriliyor insanlar falan falan dedik. Sonra dedik gerçeklik nedir dedik. Kimin gerçekliği dedik. Bir yere bakıp onu gören adam o hangi gerçeklikte nasıl görüyor? Bu adam mesela burayı görürken nasıl görmüş de böyle çizmiş dedik. Şimdi bu adam da tam böyle hiper süper Serhat'ın dediği gibi bir realistik olayı yok da. Yine de realist bir adam. Ha bak şu resmi. Şu resmini görmüştüm ilk ben. Bu adamı keşfetmem bu resimle olmuştu bu arada. Mükemmel değil mi ya? Yani çünkü burada kalitesi kötü ama ışık falan böyle çok hoşuma gitmişti. Acaba çizim mi diye şöyle bir gözümü kısarsam gerçekçidir diyorsun. Gerçekçilikten ziyade inandırıcılık diyorum. Ha ben de şey dedim mesela yani adamın sanatı yapan kişinin gerçekliğiyle senin gerçekliğin ne kadar birbirine örtüşüyorsa o kadar mı o mu oluyor gerçekmiş gibi olan. Çok gerçekçi olacağına fotoğraf çekelim diyor diyenlerdensin. Çizim olduğunu biliyorsun ama o kadar doğru çizmiş ki gerçeği tercih ediyorsun. Yani bu aslında tercih meselesi değil ama yani sonuçta böyle bir ortama bakarken ki aldığın hazı resme bakarken de ayrıyeten yaşıyorsundur. Bu resme bakarken başka bir şey hissediyorsundur ya da bilemedim. Tartışılabilitesi yüksek bir şey. Gerçekten. Mesela şunu açıyorum. Şimdi bu fotoğraf değil mi bu? Mesela açıyoruz. Fotoğraf değil mi? Şu an fotoğrafa bakıyormuş gibisiniz muhtemelen. Ama ve lakin aslında adamın brushlarını görebiliyorsun biraz daha dikkatli baktığında falan. Yine kırmızıya döndük galiba. Yine drop geliyor gençler. Jeremy Bray hayatta 1975 doğumlu. Kendi Instagram'ı var. Burası da satın alabileceğiniz ürünlerinin sitesi falan. Hazır. O zaman ben kendisini taklit edeceğim resmine şöyle biraz bir iki çizik atayım da bari. Ama şu dropla nasıl olacak ya? Yani aslında bu fırça izi midir bilemedim ama yani fırça mı bizi cezbeden
Yoksa gözlerin mi ışıktaki? Renk mi, ışık mı, o value değeri mi? Bu nasıl, benim fırçam nasıl? Ben de bir fırça seçeyim. Sanırım yine dropluyuz ama bakmak istemiyorum kenara. Ya bu modem değiştirme olayı da ayrıyeten şeyim. Modemi değiştirdiğimde bir şeylerin değişeceğini de düşünmüyor gibiyim bir yandan. Emin olamıyorum yani. Duyuyoruz dediğiniz şeyi ben acaba ne zaman söyledim? Beni duyuyor musunuz şu an dediğim bir zamandaki beni duyuyorsunuz. Şu an sizinle gelecekten konuşuyorum. Siz aslında beni orada geçmişten izlerken The Man From Nowhere indirilmiş. Aferin çocuğuma, aferin koçuma. İndir, izle. İnternet gidiyor, gidiyor. Gelecekte her şey daha iyi değil bu arada, haber vereyim. Gelecekte, şu an sizinle gelecekten konuşuyorum. Her şey gelişmedi. Her şey bok gibi. Daha da bok gibi olacağını düşünüyoruz. Uzay zamanda kaybolduk. 21.37'de mi gelecekten konuşuyorum dedim. İlk gelecekten konuşuyorum dediğimde 21.37 idi galiba. Öyle miydi? Yo, daha önce söyledim. Oha, o kadar da geç gelmiyor muymuş acaba? Gittikçe böyle birbirimizle sarmala mı dolanacağız? Gündüz yayınları yapacağım dedin. Duydunuz mu dedin. Evet, duyduk dedik. Sonra ben bunları okuyacağım. Bunu duydunuz mu diyeceğim. Siz de diyeceksiniz ki onu duyduk. Ondan sonra öbürünü yaptık. 5 dakika gelecekte. Bir 5 dakika sonra arkadaşlar hiçbir şey değişmiyor. Derler ya, 5 dakikada değişir bütün işler diye. Şu an değişmedi. Bu o 5 dakikalardan biri değil. Ha, bir dene bakalım, sen gündüz yayınına demiştin. Evet, bunu da 10 dakika sonra anladım. Okey. Mükemmel yayın ya. Şöyle yapalım o zaman. Ne yapalım? Yani ben gündüz Yayının yapayım. ismini değiştir bari. Fakir yayın yap. Fakir yayını mı yapayım? Ama neden öyle diyorsun? Fakir değiliz ki, paramızla rezil oluyoruz. Yani fakir olsak 200 lira vermeyiz herhalde Superbox. Fakir yerinde oturuyoruz, yoksa bunlar gelmez mi? Köyde oturduğumuz için. Koca bir köyde oturuyoruz ya. İstanbul köyü. Yemin ederim. Şu an söylediğim şeyi duyduğun anda yaz İzbandut. 21.41. 21.41 yaz bunu duyduğun anda. Giderek şimdiki zamandan uzaklaşıyor mu? Ne şartlarda yayın yapmaya çalışıyorum Allah'ım. Ben acaba vaz mı geçsem ya? Yani niye zorluyorum ki acaba? 21.41'i şimdi mi söylediniz? Şu an saat 21.44. Yani yaklaşık 3 dakika var aramızda. 3 dakika geç mi gidiyor Evet. yayın? Bıraktım ya. Bıraktım. Çizmiyorum abi. Ama sanırım akorum da bozuk. Bize de bu yakışır değil mi? Akor yapmayalım bence. Ondan sonra da dahil mi sözlere? Tabii ki dahil. Ondan sonra hani böyle şey, yerler kaymıyor yalnız. Nasıl dahilse dansa. Ondan sonra da gibi dahil. Ondan sonra ondan sonra tam bir yerler kaymıyor yalnız yıldızı değil miyim şu an? Her seferinde de Sarmal bu 43 43 düşündüğümde şey oluyorum ya. O çocuk ölmüş ya sonra, üzülüyorum. Tam o zaman ukuleleyi kaldırıyorum. O aşağıdaki boncuklarla kanal sadakat puanlarıyla ukulele parçası isteyebiliyorsunuz. Ukulele çalmamı isteyebiliyorsunuz daha doğrusu. Herhangi bir parça isteyemiyorsunuz daha. Çünkü herhangi bir parça çalamadığımı gördünüz değil mi? Bu haftanın ustalardan öğreniyorumu bayağı
saçma sapan bir hale girdi droplar ve internet yüzünden. O yüzden de bugünlük bu kadar diyeceğim ve kapatacağım yayını. Yine ukuleleyle falan biraz eğlenmeye çalıştık ama sinirlerim bozuluyor gerçekten ve bu gereksiz yere şey oluyor yani. Sinir stres kaynağı. İnsan bir de çok çabuk ben böyle şeyleri şey yapıyorum, stres yapıyorum. Rüyama falan giriyor saçma sapan. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Bu kadar aksiliğe rağmen benimle takıldığınız için. Burada olmayı tercih ettiğiniz için. Çok teşekkürler. 4 kere mi 5 kere mi ne galiba düştük yani. Böyle yayın mı olur? İnsan yapacağı şeyi de unutuyor. Tam muhabbete başladım. Adama anlatıyorum. Gerçekçilik konuşuyoruz falan. Nere gerçek? Diyorum ki bizim gördüğümüz gerçekle adamın gördüğü gerçek aslında sanatta işte o akım, bu akım, Sezen, Jeremy Lipkin falan pat 3 dakika sonra sesim gidiyor. Chat başka bir yerde. Ben başka bir yerde. Gerçekten moralim alt üst. Çok fenayım. Neyse ben YouTube'a ne keseceğim mesela bu videodan? Ne olacak bu şeyin ustalardan öğreniyorum YouTube'u? Who knows? Teşekkür ederim. YouTube'u içinde şöyle bir şey yapayım madem. Teşekkür ederim. Bu hafta biraz böyle oldu. Kusura bakmayın ama. Hadi bakalım. Hadi bakalım.